Herkese merhaba. Akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz. Bugün kaldığımız yerden devam edip kaldırma kuvvetiyle ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Evet, bugünkü konumuz kaldırma kuvveti. Durgun akışkanları işliyorduk ve durgun akışkanlar çerçevesinde kaldırma kuvvetine şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, bir kap içinde bir sıvı bulunsun. Bu sıvının içine herhangi bir katıyı atalım. Kap içindeki sıvı bir serbest akışkan yüzeyi oluşturacak ve serbest akışkan yüzeyine göre örneğin A katısı bu şekilde sıvı içinde dursun, B katısı bu şekilde ve C katısı da tabanın üzerinde dursun. Tabii ki sıvının yoğunluğuyla bu katının yoğunluğunu karşılaştırdığımızda sıvının yoğunluğuyla katının yoğunluğu eşitse bıraktığımız yerde B gibi durur. Katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse A gibi serbest akışkan yüzeyinde yüzer veya katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse C gibi tabana doğru yol alır diye biliriz. Yani sıvının yoğunluğuyla katının yoğunluğunu karşılaştırdığımızda katının yapacağı hareketi belirleyebiliriz. Burada da özetlemişiz. Örneğin rho sıvı büyük rho katı ise katı malzeme serbest akışkan yüzeyinde yüzer demişiz. Tamam. B'deki gibi sıvı yoğunluğu katı yoğunluğuna eşitse sıvının içine bırakıldığı yerde durur ve sıvı yoğunluğu küçük katı yoğunluğu ise katı malzeme batar demişiz. Bu kaldırma kuvveti için başlangıç bilgilerimiz olsun. Bizi ilgilendiren bu kaldırma kuvvetini biz matematik olarak nasıl modelleyebiliriz ona bakacağız. Sıvının içine katıyı yerleştirdik. Küp şeklinde bir katı olsun ve serbest akışkan yüzeyine üst yüzeyi A kadar, serbest akışkan yüzeyi ile üst yüzey arasında A kadar bir yükseklik olsun ve katının yüksekliği de B kadar olsun. Bu çerçevede katı malzemeye etki eden kuvvetlere bakacağız. Arkadaşlar, bunları çalışmıştık. Katı malzemeye sıvı tarafından bir basınç kuvveti etki ediyor. Yatayda basınç değişmeyeceği için üst yüzeye F1 kuvveti bu şekilde eşit şekilde dağılıyor. Alt yüzeye yine F2 kuvveti eşit şekilde dağılıyor ama F2 kuvveti büyük, F1 kuvveti olacak. Tabii ki derinlikle basıncın değeri artıyor. Yan yüzeylere ise bir doğrusal değişim çerçevesinde etki ediyor. Her yan yüzeye etki eden kuvvetler birbirine eşit oluyor. F3 kuvveti F4 kuvvetine eşit olacak. Tabii ki bileşik kuvveti. Yani yanlardaki kuvvetler birbirine eşit olduğu için ve ters yönde olduğu için birbirini götürebilir. Ama üstteki ve alttaki kuvvetler birbirinden farklıdır. Ve bu çerçevede kaldırma kuvvetini hesaplayabiliriz. Evet, buraya da yazmışız. F3 kuvveti eşittir F4 kuvveti. F1 kuvveti küçük, F2 kuvveti. Kuvveti biz basınç cinsinden yazarken basınç çarpı alan ile modelliyorduk. Basınç çarpı alan kuvveti eşitse bu çerçevede biz basınçları da işledik. Basınçlar kuvvetler basınç çarpı alandı. Buna göre ρgh cinsinden gösterge basıncını da hesaplayabiliyorduk. Tamam, bunları hatırladık. Bu çerçevede F1 kuvvetini ele alalım. Katının üst yüzeyine etki eden F1 kuvvetini ele alıyoruz önce arkadaşlar. Geçen derslerde işledik. F1 çarpı A, yani F1 ortalama çarpı A yüzey alanı bize F1 kuvvetini verecek. Buradaki ortalama kuvveti biraz önce konuştuk. Rho çarpı H, G çarpı H veya A. Burada zaten A kadar aşağıda. Tamam. Rho sıvı çarpı yer çekim ivmesi çarpı A kadar aşağıda olduğu için bu üçünün çarpımı P1 ortalamayı bize verecek. Kuvvet hesapladığımız için yüzey alanıyla da çarpacağız. Katı malzemenin yüzey alanı A. Katı malzeme küp şeklinde olduğu için arkadaşlar bu yüzey alanı tabii ki b kareye eşit olacak. A eşittir b kare olarak yazmışız. Çünkü küp şeklinde bir katı malzemeyi ele alıyoruz. Tamam. F2'ye gelelim. F2 ortalama çarpı A. Yine rho sıvı g çarpı yükseklik A artı b. Tamam. A artı b kadar yükseklik var. Yüzey alanı da A kadar yine. Katı malzemenin yüzey alanı
A kadar A da B kareye eşit. Şuradaki yazdığımız durumu açarsak rho sıvı G A çarpı küçük A artı rho sıvı G A çarpı küçük B şeklinde yazabileceğiz. Şimdi arkadaşlar alt yüzeye ve üst yüzeye etki eden kuvvetleri ele aldık. Kaldırma kuvveti çerçevesinde bu ikisinin farkına bakalım. F2-F1'e bakalım. F2'yi aşağıda açmıştık. Açılan şeklini buraya yazalım. F1'i de yukarıda bulduk. Aynısını yazarsak rho sıvı G A çarpı küçük A ve rho sıvı G A çarpı küçük A çarpı büyük A birbirini götürecek. Elimizde rho sıvı G çarpı A çarpı B kalacak. Evet, bu elimizde kalanı zaten kaldırma kuvveti diyeceğiz. Bunu modelleyelim. Rho sıvı G çarpı büyük A çarpı küçük B elimizde kaldı. A çarpı B nedir? B kübün yüksekliği, A taban alanı, hacim. O zaman rho sıvı G çarpı V katı malzemenin hacmi olarak bunu yazabiliriz. Katı malzemenin hacmi de A çarpı B, yani B kübü eşit olduğunu şekilden zaten görüyoruz. Sonuç olarak F2-F1 rho sıvı çarpı G çarpı V katı oluyor. Katı malzemenin hacmi. Arkadaşlar sıvının yoğunluğu, yer çekimi ivmesi ve katı malzemenin hacmi Newton biriminde bize F2-F1'i verecek. F2-F1'i FB olarak gösterirsek biz buna kaldırma kuvveti diyeceğiz. Demek ki batan kısmın hacmi çarpı yer çekimi ivmesi çarpı sıvının yoğunluğu bize kaldırma kuvvetini verecek. Batan kısmın hacmi burada önemli. Tamamen batabilir, bir kısmı batabilir. Serbest akışkan yüzeyinde yüzüyorsa bir kısmı batabilir. Sadece batan kısmın hacmini sadece batan kısmın hacmini alacağız. O zaman katı malzemeyi tekrar modellersek arkadaşlar, katı malzemenin bir ağırlık merkezi veya kütle merkezi var. Bu kütle merkezine etki eden kuvvetler var. Bir tanesine kaldırma kuvveti, artık bunu öğrendik. Kaldırma kuvveti kütle merkezine veya basınç merkezine etki ediyor. Yani yatayda değişmeyeceğini söylemiştik geçen ders. Kütle merkezi veya basınç merkezi çakışıyor yatayda. FB kuvveti zaten bileşik kuvvettir bu. Bileşik kuvvet basınç merkezine etki eder. Ama yatayda değişmeyeceği için, ikisi çakıştığı için aynı noktaya bu bileşik kuvveti etki ediyor. Bu katıyı tabii kaldırmaya çalışacak. Yönü bu şekilde olacak. Ama katının da bir ağırlığı var. Ağırlığın yönü de aşağı doğru olacağı için burada iki tane kuvveti görüyoruz. Bu iki kuvvetin dengesine bakacağız. Z yönündeki dengeye bakacağız. Eğer dengedeyse bu cisim, tabii ki toplam kuvvetler sıfıra eşit olacak. Katının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olacak. Katının ağırlığı M çarpı G idi arkadaşlar. M kütle olduğuna göre onu rho katı çarpı V katı olarak yazabiliriz. Çarpı G. Bakın buradaki V üzeri çizgi katının hacmi, yani katının tamamının hacmi. Sonuçta katının biz ağırlığını hesaplıyorsak burada katının hacminin tamamını alacağız. Ama kaldırma kuvvetini hesaplıyorsak batan kısmı alacağız. Kaldırma kuvveti de rho sıvı çarpı G çarpı ve katının batan kısmı. Ağırlıkla kaldırma kuvvetini karşılaştırdığımızda birbirine benziyor. Ama sonuçta şurada katının tamamının hacmi alınacak. Aşağıda ne kadarı batıyorsa batan kısmın hacmi alınacak. Ne demişim? Rho sıvı büyük rho katı ise katının hacmi eşit değildir. Batan kısmın hacmi tabii ki. Birbirine eşitse veya rho sıvı küçük rho katıysa katının hacmi batan kısmın hacmine eşit olacak. Evet, bu şekilde özetleyelim. Şöyle bir bakalım. Bizim için önemli olan kaldırma kuvvetinde burada yaptığımız denge hesabı, ağırlık ve kaldırma kuvvetini göz önüne aldığımızda ikisini birbirine eşitleyebiliriz. İkisini açarsak açık şekilleri de batan kısmın hacmi veya tamamının hacmi olacak şekilde yazılabiliyor. Tamam.
Buradan örneklere geçelim. Arkadaşlar, geçmiş sınavlarda sorduğumuz bir örnek şöyle olsun. Şekil ile verildiği gibi bir koni içinde su vardır. Koni içindeki suyun hacmi pi bölü 3 h küp eşitliğiyle hesaplanabilir. İlk durumda koni içindeki suyun yüksekliği 10 santim değerindedir. Bağlı yoğunluğu 0.6 olan ve 200 santimetre küp hacminde bir blok, bir katı malzeme su yüzeyine bırakılıyor ve blok şekil ile verildiği gibi su yüzeyinde kalıyor. Su yüksekliğinde olan değişimi santim olarak hesaplayın diyor. Arkadaşlar, bu katı malzemenin bağıl yoğunluğuyla hacmi verilmiş, tamamının hacmi verilmiş. Bu sıvının içine bırakıldığında tabii ki batan kısmın hacmi kadar burada bir yükseklik olacak. Şuradaki yükseklik farkını biz hesaplayacağız. Adım adım bakalım. Bize verilen katı malzeme blok, bağıl yoğunluğu 0.6. Bu katının içinde bulunduğu kabın hacim hesabında biz kullanacağımız eşitlik bu. Pi bölü 3 h küp. Tamam. P1 10 santim alınmış. Tamam. Başlangıçtaki yükseklik 10 santim. V blok katı malzemenin hacmi 200 santimetre küp verilmiş. Tamam. Verilenleri buraya yazdık. Santim cinsinden çalışacağız. Sonuçta şuradaki DH'yi bize santim cinsinden istiyor soru. Tamam. Öğrendiğimiz bilgiler ne? Kaldırma kuvveti ve bloğun ağırlığı çerçevesinde. Şurada sistem dengede. Sistem burada dengede ise kaldırma kuvveti ile ağırlık birbirine eşit olacak. Birbirine ters yönde olduğu için. Kaldırma kuvveti bloğun ağırlığına eşit olacak dedik. Tamam. Arkadaşlar, burada bloğun ağırlığını yazarsak bu gamma blok çarpı V blok, yani gamma rho çarpı G idi. Özgür ağırlık çarpı hacim bize ağırlığı verecek. V blok için şu açılımı yazabiliriz. Kaldırma kuvveti için ne yazacağız? Gamma cinsinden yazarsak, yani rho çarpı G cinsinden yazarsak, gamma su V yer değiştiren demişim ben. Yani batan kısmın hacmi ve yer değiştiren aynı şey. Sonuçta bu ikisinin çarpımı şu ikisinin çarpımına eşit olacak. Gamma su ve yer değiştiren, gamma blok V blok. Tamam. Ben buradan V değiştireni tek başına bırakmışım. Batan kısmın hacmini. O gamma blok bölü gamma su V bloğa eşit. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şurada bakalım. Bak, hani gamma blok bölü gamma su bağıl yoğunluğu verir demişim. Şimdi şu bilgi, hani istersen şuraya açıkça hepsini yaz. İstersen bu bilgiyi kullan, hiç sorun değil. Hani gamma blok bölü gamma su bağıl yoğunluğu eşittir deyip buraya 0.6'yı yerleştirmişim. Neden? Çünkü suyun sıcaklığı verilmemiş. Suyun sıcaklığı verilmemişse suyun yoğunluğunu biz 1000 kilogram bölü metreküp alabiliriz. Bağıl yoğunluğun tanımı neydi? Gerçek yoğunluk bölü suyun yoğunluğu, yani 1000 kilogram bölü metreküp. Yani sonuç olarak, yani gamma blok bölü gamma su bağıl yoğunluğu eşit çıkar hesap yaparsak. Ama istersen sen dediğim gibi bunları rho çarpı G bölü rho çarpı G, yani rho blok bölü G bölü rho su çarpı G yazarsan yine rho suyu burada 1000 kilogram bölü metreküp alacaksın. Neden? Sıcaklık verilmemişse biz rho suyu 1000 kilogram bölü metreküp alabiliyoruz. Bu ikisinin oranında bağıl yoğunluğu eşit olacağından dolayı buraya direkt 0.6 yazmışım. Çarpı 200 santimetreküp. Bu da 120 santimetreküplük yer değiştiren hacmi bize verir. Kaldırma kuvveti ve bloğun ağırlığı çerçevesinde denge eşitliğinden yararlanarak yer değiştiren veya batan kısmın hacmini 120 cm3 olarak bulduk. Bundan sonra bir mühendislik yaklaşımı yapacağız. Hacim hesabı nedir? Son hacim, sonuçta burada bir son hacim oluşuyor. Bu sistem içinde. Son hacim ne, V son dersek bu ilk su hacmi artı yer değiştiren hacmi eşit olacak matematik olarak. Veya fiziksel olarak. Son hacim V son. İlk hacim nedir? Pi bölü 3 H küpten hesaplayacağız demiştik. İlk hacmi. Sonuçta son hacmi de buradan hesaplarız da. Sonuçta bu sistem için, bu koni için hacim hesabı pi bölü 3 H küp. Santim cinsinden H 10 santimdi. Tamam, pi bölü 3 onun kübü, ilk hacim 1047.2 santimetre küp çıkıyor. O zaman son hacim
1047.2 santimetre küp artı 120 santimetre küp. 120 santimetre küpü yukarıda bulduk zaten yerleştirilen hacmi. 1167.2 santimetre küplük son hacim var. Son hacim buysa arkadaşlar bizim konu için hacim eşitliği pi bölü 3 h küpse h2'yi de buradan yararlanarak bulabiliriz. 1167.2 santimetre küp eşit pi bölü 3 h2'nin kübü. h2 10.368 santim çıkıyor. Bizden fark istendiği için 10.368 eksi 10 0.368 santimlik bir yükseklik oluşturuyor. Bu katı malzeme suyun içine bırakıldıktan sonra. Evet, bu geçmişteki bir sınav sorusudur. Bu şekilde kaldırma kuvvetinden yararlanarak soruyu modelledik ve delta h'yi bulmuş olduk. Başka bir sınav sorusu. Şekilde verildiği gibi bir kenarı 1.2 metre olan 10 kilonewton ağırlığındaki bir küp. Dikey tarafının x bölü 2 kadarı dışarıda kalacak şekilde y eşittir 3 metre derinliğinde bir sıvının içinde durmaktadır. X ve y cinsinden vermiş. X 1.2 metre, y 3 metre derinlik. Ve x bölü 2 kadarı dışarıda kalıyormuş. Yani yarısı batıyor bunun, yarısı dışarıda kalıyor. Tamam. Küp olduğu için tamam. X'e göre değerlendirme yaparız. Sıvının içinde bulunduğu kabın AB duvarı 30 derece eğimi sahiptir. Tamam. Kabın AB duvarına etki eden bileşik kuvvetin değerini kilonewton olarak hesaplayınız. Arkadaşlar sonuçta buradaki sıvı her yüzeye bir kuvvet uyguluyor. AB kapağına veya duvarına etki eden kuvveti bulacağız. Tabii bu küp buraya bırakıldığı için bunun da etkisi olacak veya buradaki kaldırma kuvveti bilgilerinden yararlanarak bilinmeyen bazı noktaları hesaplamış olacağız. Neyse adım adım bakacağız. Kütle merkezi ve basınç merkezinin serbest sıvı yüzeyinden olan dikey uzaklıklarını metre olarak bulunuz demiş. Tamam. Sonuçta bu AB duvarının bir kütle merkezi olacak tam ortasında ama eğimli ve tam ortada onun biraz aşağısında basınç merkezi olacak. Kabın genişliğini 2 metre alınız demiş. Tamam. Bu şekle göre soruyu adım adım bakalım. Küp için serbest cisim diyagramını çizmişim önce. Önce bu kübü ele alalım. Arkadaşlar serbest cisim diyagramında ne göstereceğiz? Kaldırma kuvveti eşittir ağırlığa. Kütle merkeziyle basınç merkezi yatayda çakıştığı için aynı noktaya bileşik kuvveti etki edecek ve ağırlık etki edecek birbirine ters yönde. Y yönü olarak almışız burayı. Tamam. Y yönündeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak ve V eşittir FB olacak. FB nedir? Gamma sıvı çarpı V batan kısım. Hemen bakalım. Evet. Batan kısmın hacmini hemen hesaplayabiliriz arkadaşlar. X değeri 1.2 metre verilmiş. Bunun yarısı battığına göre şu batan kısmın hacmi yarısının hacmi. Yarısının yüksekliği 0.6. Taban alanı 1.2 çarpı 1.2. Taban alanı çarpı yükseklik 0.6. 1.2, 1.2. 0.864 metre küp batan kısmın hacmi. Batan kısmın hacmini buraya yerleştirirsek 0.864 metreküp, buraya birimi de yazmak gerekir, çarpı gama sıvı. Gama sıvıyı şu anda bilmiyoruz. Soruya baktım ben, gama ile ilgili bir bilgi verilmiş mi? Sıvının yoğunluğu verilmiş mi? Verilmemiş. Tamam dursun öyle, verilmeyen burada dursun. Biz adım adım ilerleyelim. Ağırlık 10 kilonewton veya 10.000 newton. Bu ağırlık sonuçta kaldırma kuvvetine eşit olacak. Buradan gama sıvıyı bulabiliyoruz. Tamam. 10.000 newton eşittir 0.864 metreküp. Newton bölü metreküp cinsinden, yani zaten ağırlık bu, özgür ağırlık gama sıvı. Newton bölü metreküp cinsinden gama sıvıyı bulduk. 11.574.07 newton bölü metreküp. Gama sıvı burada dursun. Bunu kullanacağız şu yüzeye etki eden kuvveti hesaplarken. Demek ki kaldırma kuvveti bilgileri bize sıvının yoğunluğu veya sıvının gamasını, özgür ağırlığını bulmakta yardımcı oldu. Bu bilgi dursun, kullanacağız. AB duvar için serbest cisim diyagramını çizelim. Eğimli bir duvar.
Kütle merkezi yine tam ortasında oluşacak. Biraz aşağısında basınç merkezi oluşacak. Ama biz kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığını bulurken tabii ki dikey uzaklığı alacağız. Yani şu kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığı. Bu AB'nin tam ortasındaysa kütle merkezi, sonuçta dikey uzaklık hesabında Y'nin yarısına eşit olmak zorunda o matematik olarak. Şurası Y ise bunun tam yarısı zaten bunun tam ortasına denk gelecek. Evet, matematik olarak ona bakarsak Y bölü 2 eşit olacak. Y'yi 3 verdiyse 3 bölü 2 eşittir 1,5 metre kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı. Bu eğimli de olsa arkadaşlar hatırlayalım. Kütle merkezinin HKM yani serbest akışkan yüzey ile kütle merkezi arasındaki uzaklık her zaman dikey uzaklık. Bu AB duvarını su tamamen ıslatıyor mu bakalım? Tamamen ıslatıyor AB duvarını. Tamamen ıslatıyorsa bunun tamamen yüzey alanını alacağız. AB duvarının yüzey alanı matematik olarak Y bölü sinüs 30 çarpı 2 metreye eşitmiş. Açıyı 30 derece vermiş, tamam. Y bölü sinüs 30 çarpı 2 metre, Y'yi de 3 metre verdiği için 12 metre karelik bir yüzey alanı var. Bunu da matematik olarak bulduk. Bütün sıvı bu AB'yi ıslattığı için AB duvarının tamamen yüzey alanını alacağız. 2 metre genişlik, şurası da matematik olarak Y bölü sinüs 30, 12 metre kare. Bileşik kuvvet neydi? Ortalama basınç çarpı yüzey alanıydı. Ortalama basınç rho çarpı g çarpı h idi, HKM idi. HKM 1,5 metre. Bakın ortalama basınçta her zaman HKM'yi yani kütle merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığını alacağız. Burası rho çarpı g, rho sıvı çarpı g. Rho sıvı çarpı g'yi biz gamma sıvı olarak bulduk yukarıda. O zaman hemen onu buraya yerleştirirsek 11.574.07 Newton bölü metre küp. Çarpı 1,5 metre. Burası ortalama basınç. Bileşik kuvvete geçtiğimizde yüzey alanıyla çarpacağız. 12 metre kare ile çarpacağız. 208.333.26 Newton veya 208.3 kilo Newtonluk bir bileşik kuvvet var. Ve basınç merkezine etki ediyor. Sorunun cevabı 208.3 kilo Newton. Bizden arkadaşlar şeyi de sormuş. Basınç merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan uzaklığı. Yani şu basınç merkezinin serbest akışkan yüzeyine olan dikey uzaklığını da bulalım. Eğimli olunca ne yazıyorduk? Geçmiş derslerde var. Y cinsinden yazmışım ben. Y kütle merkezi eğimi demişim. Yani basınç merkezinin uzaklığını Y cinsinden yazmışız. Tamam. Artı IXXC bölü HKM çarpı A, AB'ye eşitti bu. Eğimli yüzeylerde buraya sinüs teta geliyordu. Tamam. Evet, YKM eğimliği arkadaşlar, önce bak, YKM eğimliği 1,5 metre bölü sinüs 30 olarak yazmışım. Önce bu yazılacak, yani eğimli yüzey için geçmiş ders notunda da var. YKM'yi bu şekilde hesaplıyor. Sonra yanındaki değerler. Bu duvar arkadaşlar dikdörtgen kesit olduğu için 1 bölü 12, 2 çarpı 6 küp olarak yazabiliriz. 2 metre ve 6 metre elimizde var. Sinüs teta tamam. Aşağısı da zaten HKM'yi 1,5 metre bulmuştuk. Alan ise 12 metre kareydi. Şöyle bir daha bakayım ben şekle. Evet. Buradan 4 metre çıkıyor. O zaman HBM 4 çarpı sinüs 30'dan. Neden? Yine buradaki dikey uzaklığı bulacağız. Sinüs 30 ondan geliyor. 2 metre olarak bulduk. Bak burada Y basınç merkezi eğimli yazıyor. Eğimli. Eğimli 4 metre. Ama bize HBM lazım. HBM onun dikey kısmı. O zaman 4 metreyi sinüs 30'la çarpıp 2 metreyi buluyoruz. Şu eşitliği arkadaşlar geçen ders işledik. Bakarsınız bu çerçevede eğimli Y'yi bulduktan sonra HBM'ye bu şekilde geçebiliriz. Veya daha kısa yöntemleri var. Sonuçta ders notu içinde var. Ona göre HBM'yi 2 metre olarak bulacağız.
Evet, şu soruyu da verdim arkadaşlar. Bu soruyu siz inceleyin. Sonuçta yani bu böyle bir soru size sormayacağım ama makine mühendisi bölümünde böyle bir soru sormuştum. Bu soruyu da incelemeniz için buraya koydum. Yani güzelce mühendis yaklaşımları altında inceleyin. Buradaki ayrıntılı bilgilere bakın. Sonuçta öğrendiğimiz tüm bilgiler bu soru içinde var. Yani bu soruyu sizler de çözersiniz ama sınavlarınızda böyle bir soru sormayacağım. Sadece bunu incelemeniz için koydum. Mühendislik açısından böyle bir soruyu nasıl halledebiliriz? Ona da bakın. Adım adım burada çözümü var. Bu çerçevede bu son soru da incelemeniz için ders notları içine konuldu. Ege ders içinde bu soru yer alacak. Evet, bugünkü kaldırma kuvveti konularımız bu kadar. Soru yoksa dersi yoklama alarak bitireceğiz.